Şimdi ben İslam'ı yaşayan bir aileden veya muhitten gelmiş değildim. Ve çok şeyin farkında değildim. Üniversiteyi okumasaydım belki de böyle bir hayatım olmazdı. Şimdi benim arkadaşlarımın böyle bir hayatı asla yok. Hatta ailem içinde de çok farklı bir hayat var. İslam'ı üniversiteyi okurken buldum. Hükümlerini gördüm. Yani birçok şeylere o zaman vakıf oldum. Şimdi sizlere çok kolay gelen bir şey. Kandil nedir, haram nedir, helal nedir? Biz bunları bilerek yaşamadık. Hocalarımızla, hatta tarih hocalarımızla bildiğiniz gibi Emin Oktay'ın tarihini, Şapolya'nın tarihlerini okumuşuzdur. Allah'ım ne kadar saçma sapan şeyler. Ve bugün hala televizyonlarda bu saçmalıklar konuşuluyor. Kadir Bey televizyon seyredemiyordu, sinirleniyordu. Bu sefer de o hal bana geldi. Ben rahatsız oluyorum yani. İslami hayatı görünce, İslam'ın ne olduğunu görünce, başta Hamidullah Bey, Allah razı olsun kendisini, onun derslerini takip etmiştim en çok. Hamidullah Bey olmak üzere tabii okudum da, merak ettim sonra okudum. Ben Beyazıt Kütüphanesi'nde ders çalışıyordum ümmiyetle. Ve orada tabii kitap ismi falan bilmiyorum, yalnızım o zaman, kimseyi de tanımıyorum. Böyle Müslüman, İslam yazan kitaplara bakıyordum, onlardan alıyordum. Ama kim ne hiç yani, kitabı, şahısları oradan sonra tanıdım. Evet. Bu arada mesela Hilmi Ziya Ülken'i okudum. Aman çok güzel. Kadir Bey diyor, sen İstanbul'dan mı öğrendin? Ondan öğrendim. Bizim zamanımızda bir Peyami Safa vardı. Allah rahmet eylesin. Çok milliyetçi ve dindardı. Manevi değerlere saygı tutardı. Onun da teşviki oldu diyeyim. Yani makale yazardı. O sonra Nihat Sami Banarlı. Ahlaklı bir kimseydi ve güzel makaleleri vardı. Böyle iyi insanların makaleleri de bana geldi. Bu sefer de Allah gönlüme İslam'ı açtıktan sonra tabii duramıyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki ben bu işleri, bu İslam'ı böyle bilseydim vallahi her şeyden vazgeçer İslam üzerine çalışırdım. Şu halde benim gibi bilmeyen çok insan var. Evet. Vardı muhitimde. Onun için biraz da kendimi attım sokaklara. Hatta evlendiğimiz zaman bile Kadir Bey dedi ki sen bu sokakları bırak, akademisyen ol. Çok güzel yani, bunun ilmini yap dedi. Sokakları bırak. Ama yok dedim. Benim haberim olsaydı ben böyle namazsız, oruçsuz bir hayatım olmazdı. Ve bunları kaza etmek mecburiyetine kalmazdım. Onun için o aşkla çalışmaları, arkadaşlarımı buldum. Allah razı olsun. Maşallah. Mesela bir rahmetli oldu şimdi Fevziye Nur oldu. Asaf Bey'in hanımı Gülsen Hanım. İsmini söylememe kızar Nevzat Bey'in hanımı çok çok mütevazıdır Melih Hanım. Böyle birçok arkadaşlarım oldu. Elhamdülillah. Biz o zaman zannediyoruz o kadar. Yani görülen çok az bir gruptuk. Ve İslami faaliyetlere çeşitli gruplar. Yeşilay'a mesela, Yeşilay rahmetli Ayhan Songar'ın hanımı Reyhan Songar. Ondan sonra onunla birlikte Yeşilay grubunu kurduk. Ama o Yeşilay'daki çalışmalarımızı görseniz yani Allah demiyoruz, peygamber demiyoruz. Yalnız muhteviyatını veriyoruz. İçki işler kötülüklerin anasıdır. Ondan sonra peygamberimiz söylemiş, ayette böyle bir hüküm vardır asla demiyoruz. Yani içki için zararlarından bahsediyoruz. Ve bu arada İslami tarihi şuurları vermeye çalışıyoruz. Ama bir şey söylemeyin, kapanırız diye böyle korktu. Hatta düşünebiliyor musunuz? Necip Fazıl Bey'e bir konferans tertipledik, çağırdık. Necip Fazıl Bey konuşacaktı. İdare eden şahıs çok kızdı. Asla siz bana nasıl sormadan Necip Fazıl'ı konuşturuyorsunuz. Onun gibi bir adam bizim Yeşilay Cemiyeti'nde konuşamaz. Şimdi mahcup olacağız. Çok fena sıkıldık tabii. Neyse fen fakültesinin talebe cemiyeti üstlendi. O aynı konuşma efendim, Fen Fakültesi talebe cemiyeti adına konuşma yapıldı. Yani Necip Fazıl'ı böylece çevirmiş olduk. Evet. Yani böyle sıkışık devirlerden geldik. Hanımlar hem polisten korkarlar hem kocalarından korkarlar. Onun için böyle bir toplantıda, ev toplantıları yapıyoruz, korka korka gelirlerdi. İstiyorlar dini isimleri öğrenmek, kültürleri öğrenmek. Biz tabii daha çok çalışan insanlar olduğu için bilmek istiyorlar. Lakin korkuyorlar. Aman basılırız diye, aman kocamız bir şey der diye. Onları dışarıya çekmek, alıştırmak. Diyorum Fevziye ile birlikte bir hicret günü yapıyoruz. Düşün neyle aynı şeye aykırı olsun. Yani hükümete aykırı, layık diye aykırı değil. Hicreti anlatacağız. Peygamberimiz hicreti. İlk defa bir salon tuttuk. Eyüp Sultan'da geldi iki polis. İçerisi hanım doldu. Başörtülü hanımlar, örtülü hanımlar. İçeri girip bir diyeceğiz. Yalvarıyoruz adamını. Yani bir elini öpmediğimiz kaldı. Ne olur buradan duyuyorsunuz. Biz konuşta şunu perde arkasından dinleyin. İçeri siz girdiğiniz zaman iki polisi gördüm. Orada Çin yavrusu gibi bütün hanımlar dağılır. Adamları yalvar yakar zor oturttuk. Böyle perdenin arkasına bak burada duyuyor. Konuşmamız zaten mikrofonda olacak. Yani bu şartlar içinde hareket ettik. Elhamdülillah arkadaşlarımıza çok iyiydi. Maşallah. Sonra bunlar tabii çok daha değişti. Ev toplantıları kafi gelmedi. Dernekler, vakıflar şeklinde ilerledi. Maşallah. Böyle İngiltere'de de deseniz tabii ben gittiğim zaman birçok şey gördüm. Tabii orada işiyorlar gitmiş hanımlar. Bu bakımdan çok haklılar. Mesela yemede içmede dikkatleri daha azdı.
Hatta öyle gidenler olmuş, hani İngiltere'ye gidiyoruz diye başlarını bile açanlar olmuş. Ne lüzum var orada açma, ama yani böyle zavallı evet. insanlar. Evet. Onlarla birlikte yani bu faaliyetlere devam ettik. Sonra işte bu Allah razı olsun Doktor Hasan Bey de şey yaptı. Bu emülsiferler diyoruz İngiltere'de. Evet. Katkı maddeleri onlar hakkında. Çünkü orada emülsiferler çok fazla kullanılıyor. Bugünün İngiltere'si değil. Bugün İngiltere'de çok şey rahat bulabilirsiniz ama bizim gittiğimiz yerde bulamazsınız. Yani ben gittim ekmek yaptım mesela, uzun bir de ekmek yaptım. Çünkü onlar domuz koyarlar ekmeği. Ya bildiğimiz ekmeğe domuz koyarlar. Onun için kendi ekmeğimizi kendimiz bir millet yaptık. Sonra vejeteryan ekmekler, daha uzak şeylerde bu şekilde. Mesela şimdi için söylemiyorum. Benim zamanımda bir Türk kasabına gitmezdim, güveremezdim. Ancak Pakistanlılardan alırdım. Adamcağızlar haftada bir gün bize et verirdi filan. Böyle bizim şimdi böyle zorluklar yok elhamdülillah. Yani, fakat biz o zorluklarla İngiltere'de de belediyenin kurslarına gittim. Ondan sonra orada şu güzel oldu. Çeşitli milletlerden gelmiş insanlar görüyoruz. Tayvan'dan tutun da Finlandiya'sına kadar hepsi şey diyor. Güzel bir grubumuz oldu. Fakat elhamdülillah bunu övmek için söylemiyorum. Ama onlar için en kültürlüsü ben de bir şey olduğu zaman hemen hocalar hep bana itibar ettiler. Yani evvela tabii örtülü mü öyle, ama öyle değil bu iş. Örtülü olarak insanda bir şey fark ediliyor. Yani belki şu anda değil ama o zaman örtüleri daha ziyade. Yani ben çünkü damaz kıldığım zamanları biliyorum. Kadınlar kısmında sadece hamal yani erkekler kısmında hamallar, kadınlar kısmında belki ihtiyar kadınla beraber namaz kılıyorduk camilerde. Böyle değildi. Oradan da elimizden geldiği kadar kendimizi tanıttık, ifademizi ettik, birleştik. Mesela ben üzüldüm. Bir kelimeyi yazıyoruz Tayvanlı bir kız. Oraya çiçek resmi. Siz yazınız bu mu dedim. Yüzüme baktı. Tabii dedi. Tabii herkes Latin harfleri kullanacak değil ya. Böyle çiçek resimleri gibi yetim yapıyor. Japonlu şu. Biz tabii alışmışız. Hala yerleşmişiz. Cumhuriyet kafası diye Kadir Bey biraz alay ederdi. Ben böyle bir yanlışlık yaptım mı? Cumhuriyet nesli der bana. Böylece hakaret ederdi. Başka türlü hakaret yoktu. Onun için. Latife yapıyor. Evet tabii. Yani bir şey oldu mu böyle... Yani demek ki elimden geldiği kadar orada da gayret sarf ettim, konuştum. Elhamdülillah yani maşallah. İfademi yaptım.